Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Tavsiye Et kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün yeni bir oyunla beraberiz. Bu oyun Molly Eğitici Bardaklar arkadaşlar. Bu oyunda özellikle bardaklarla bayağı haşır neşir olmamız gerekiyor. Süreyle yarışıyoruz, rakibimizle yarışıyoruz. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Çocuklarımızı bu tarz oyunlara yönlendirelim lütfen. Oyun 2 kişi ve 6 kişiye kadar oynanabiliyor. Yani eğlenceli bir oyun. Yine 3 yaş üstü için uygun diyelim. Küçük parçacıklar var. Gelin hemen kutu açılışını yapalım ve inceleyelim. Sonra da nasıl oynandığıyla ilgili hemen hızlıca size gösteriyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ürünümüzün kutu açılışını yapmadan önce hemen size dış kutusundan biraz görüntü gösteriyorum. Molly Eğitici Bardaklar gördüğünüz gibi kendi web sitelerini de koymuşlar. Plus hızlı olan kazanır diyor. Yerli üretim, hızlı olan oyunu kazanır mantığıyla ilerliyoruz. Bu oyunu oynarken isterseniz yanınızda kronometre tutabilir ya da rakibinizle yarışabilirsiniz. Birazdan kutu içeriğini açınca göreceksiniz. İçinde duyduğunuz üzere bir zil var. Junior versiyonu ve çocuk versiyonu olarak iki farklı versiyonu olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen gelin kutumuzu açalım. Evet. Hop. Evet, kutumuz açıldı dostlar ve gördüğünüz gibi biraz dağıldı kutu. Çok sallamışım. Gördüğünüz gibi burada renk renk hop bardaklarımız var gördüğünüz üzere. Şuraya hemen bardaklarımızı çıkartıyorum. Her bardaktan 1 2 3 4 5 6 adet gördüğünüz gibi var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 farklı rengimiz var. Burada oyun kağıtlarımız var. Burada oyun nasıl oynanır gördüğünüz gibi gösteriyor. Junior versiyonu ve Plus versiyonu. Evet, Junior versiyonu Plus versiyonu ne fark var diye gelecek ilk sorunun cevabı arkadaşlar. Junior versiyonu direkt gördüğünüz gibi bardak ne renkse ona göre diziyorsunuz. Plus versiyonu, yani daha üst segment bir versiyonu olan Plus versiyonunda ise gördüğünüz gibi resimde ne varsa onun rengine göre uygun olan bardağı koyuyorsunuz. İşte en üstte yeşil varsa burada da en üstte yeşil bardak olmak zorunda. Buradaki rakam ya da desen ilerleyen zamanda mesela örnek bir kart Plus versiyonu için gördüğünüz üzere en altta bu bardak olacak. Daha sonra bu, daha sonra bu. Yani gördüğünüz resimdeki renklere göre bardakları dizmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da mavi, kırmızı ve sarı ile ilgili bardak dizimi yapmanız gerekecek. Renklere göre yapılıyor. Ben şu anda Junior versiyonu kullanarak size hızlıca göstereceğim. Çünkü daha basit anlaması diye. Gördüğünüz gibi burada da oyunu kitapçıyla gösteriyor. Evet. Buradaki asıl amaç rakibinizle yarışırken dizimi ilk tamamlayan kişinin zile basarak oyunu ben kazandım demesi gerekiyor. Zilin üstünde de güzel bir gülücük yapmışlar. Devam ediyoruz. Yine bir kağıdımız var burada. Burada da kuralları anlatıyor. İngilizce ve Türkçe olarak burada da anlatmış. Yine kartlarımız devam ediyor. Bu kartları çevirerek hemen göstereceğim size. Şurada sıralı dizili olan. Evet, kutu içeriğimiz böyleydi. Bolca oyun kartımız var. Zilimiz var. Her 5x6 toplam 30 tane bardağımız var. Renkli renkli güzel güzel bardaklarımız var. Bir adet zilimiz var. Ve dediğim gibi birçok oyun kartımız var. Şu anda Junior versiyonu ile ilgili bir oyun size göstereceğim. Evet, dizilimimi yaptım. Hemen size bir oyun gösteriyorum. Gördüğünüz gibi diz bakalım diye birbirimize karşımızdakiyle ya da kaç kişi oynuyorsak onlarla ilgili aramızdaki rekabetin hızını göstereceğiz. Hemen çeviriyorum. Ve basit bir kart geldi. Hemen kırmızı, yeşil ve siyahımı alıyorum. Gördüğünüz gibi diziyorum. Tamamladıktan sonra zilime basıyorum. Eğer rakibimden önce tamamlamışsam o eli
kazanmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde rakibinizle mücadele içine giriyorsunuz. Hemen bir sonraki karta geçmeden ortalığı bir toparlıyoruz ki bunu şöyle oynayabilirsiniz. Örnek veriyorum hemen. Rakibinize üçer tane şöyle dağıttığımızı düşünelim. İki kişi oynadığımızı düşünelim. Karşımdaki rakip ile bir yarış yapacağım. Karşım buradan alacak, ben buradan alacağım mantığıyla gösteriyorum. Hemen kart çeviriyorum. Yine bir basit geldi. Geçiyorum. Şöyle zorlu bir tane olsun. Evet. Daha büyük bir aşama. Gördüğünüz gibi hemen rakibime karşı dizmeye başlıyorum. Tabii ben şu anda bayağı yavaş yaptım. Rakibimden de bir kırmızı çaldım. Ve oyunumu tamamladım. Burada amaç size nasıl oynandığını göstermekti tabii ki. Umarım siz daha hızlı yapıyorsunuzdur. Tek başınızaysanız da yanınızda bir kronometre açarak ya da yine rakibinizde toplu bir, yani tüm bardakları kullanarak bir şey dizmek istediğinizde de bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. İşleri daha da zorlaştırabilirsiniz. Hop, kart çektim. Hemen onu yaptım mantığıyla. İlk yapan da zile basar arkadaşlar. Bu oyun böyleydi. Herkese bu oyunu tavsiye ederim. Özellikle 3 yaş üstü ve 12 yaş altı çocuklar için çok başarılı bir oyun. Evinizde eğlenceli bir oyun düzenleyebilirsiniz bu şekilde. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunumuz bu kadardı. Bu oyunumuzda gösterdik. Gördüğünüz gibi renkli bardaklarımız var. Toplam 30 adet oyun kartlarımız var. Birbirinden çeşitli. Ve oyunu hızlıca bir tane zili çalıyor. Kutumuz burada. Güzel bir kutu açılışı oldu. Herkesi videoyu beğenmeye, soru ve görüşlerinizi yorum kısmına yazmaya davet ediyorum. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Hızlıca 1000 aboneye ulaşmamız lazım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.